O haldan zarar gören kimse olmamıştı diyenlere sesleniyorum. 100.000'i aşkın kamu görevlisini tek gecelik kararlarla ihraç ettiniz. Yetmedi, hak arama yollarını kapattınız. Milletvekilleri cezaevine attınız. Bir komisyon kurulacak dediniz. 6 ay sonra ancak kurabildiğiniz komisyonun etkili bir hak arama yolu olmadığını kendiniz itiraf ettiniz. Grevlere müdahale ettiniz. Mitingleri yasakladınız. Televizyon kanallarını kapattınız. Üniversitelerde akademisyen avına çıktınız. Yetmedi, heykelleri ablukaya aldınız. Türküleri bile yasakladınız. Doğal sürecinde işinden, ekmeğinden edilen 30'u aşkın insanı intihara sürüklediniz. Siz unutturmaya çalışsanız da iki gencecik insan, Nuriye ve Semih, aylardır işleri, ekmekleri, onurları için direniyorlar. Bunlara rağmen siz hala o haldan kimse zarar görmedi diyorsunuz. Gelin o cümleyi, o haldan zarar gören hiçbir yandaşımız olmamıştır diye düzeltin de. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, motoru taşlar vergisi zamına ilişkin hiçbir hükümet durup dururken vergileri arttırmaz. Terörle mücadele için önümüzdeki sene 17-18 milyar liralık ilave bir harcama yapılacak. Biz bir tercih yaptık. Kamu harcamalarını vergiyi tabana yayarak vergi gelirleriyle yapalım dedik. Açıklamasında bulunmuş ve yeni vergi zamlarının olacağını ifade etmiştir. Sayın Maliye Bakanı'na soruyorum. Savunma giderleri vergiyle karşılanacaksa öncelikle millete küfreden Cengiz İnşaat'ın 424 milyon borcu da tahsil edilecek midir? Terörle mücadele giderlerini karşılamak için Cumhurbaşkanlığı'na ait örtülü ödenek bütçesinde bir kısıtlama gidilecek midir? Giderleri karşılamak için vergiyi tabana yaymak yerine zenginliği tabana yaymayı hiç düşündünüz mü?